Evet, e, hoş geldiniz. WoW Class videolarında sıra Monk'a geldi. Monk'u nasıl anlatacağız bakalım. E, şimdi, direkt Monk'a nasıl giriş yaparız. Monk'un speklerinden bahsedelim önce. Şimdi Monk'la alakalı şöyle bir şey var. Ortalıkta, Monk çıktığından beri, Mr. Pandaria zamanından beri... E, Monk'u oynayan insan sayısı en güçlü döneminde bile az. Yani işte Mistweaver çok güçlüyken bile ortalıkta çok fazla monk görmezdin. Ya da ne bileyim işte Windwalker, Windwalker ayrı en basit specialization'ı o ayrı. Ama Brewmaster ve Mistweaver ne kadar güçlü olursa olsun ortalıkta bir eee Demon Hunter'ın güçlü olduğu tank zamanı ya da ne bileyim işte Paladin'in olduğu e, güçlü olduğu zamanlar. Mesela şu an ortalık paladin kaynıyor. DPS'i de, healer'ı da, tankı da etraf paladin dolu. Hiçbir zaman Monk bu şekilde olmadı. Neden? Çünkü Monk'un tanklığı da bir ilginç. Hani normal kılıç kalkan tanklığı değil zaten. Farklı bir tanklama şekli var. Mistweaver'ın hilleme şekli de farklı. Hani o yüzden insanların çoğu uzak durmaya çalışıyor Civilization'dan. Wind, windwalker nispeten daha basit. Ama o da hani standart bir Fury warrior değil. Tamam mı? Bunları anlatırken biraz şey videolarında e ee, videolarında daha detaylı olarak anlatacağım. Şu an üstünden geçeceğiz sadece üstün körü bir. Ee, bu arada video şekilleri şu şekilde olacak. Video düzeni en başta anlatacaktım da onu anlatmayı unuttum. Ee, bir tane şu anki video Chess şey, specialization'larla alakasız yüzeysel bir e, Monk videosu Talent sayfasında. Burayı anlatacağım video şu anki. Sonra Brewmaster, Mistweaver Windwalker şeklinde dört tane Monk videosu olacak. Ondan sonra da Paladin'e geçeceğiz. Tamam mı? Şimdi. Ee, monk'umuz nasıl bir sınıf şimdi? Doldur Boşalt sınıfı kesinlikle değil. Altta enerjimiz var. Windwalker ve şeyde... Ee, Brewmaster'da tank ve DPS'inde enerji var. Healer'ın ee, haliyle mana'ya dönüşecek. Bu enerji ortadan kalkıyor. Tamam mı? Ama normal olarak... Şeyi kullanıyoruz. Enerji barını kullanıyoruz. İşte şeyde DPS'inde chi enerjisi gelecek. Biraz paladine dönüyor olay ama altta enerji hala var. Ee, tankta da enerji artı stagger bar diye bir bar çıkacak. Bu şekilde e, dövüşümüzü yapacağız artık işte. Ne yapıyorsak tank, DPS, heal hangisiyle uğraşıyorsak tamam mı? Şimdi e, bununla alakalı başka ne olabilir? şeylere geçelim, skilllere geçelim direkt. Şimdi buradan alabileceğimiz ne skilller var? Baseline skilller şunlar. Şimdi Blackout Kick. 4 saniye cooldown'u var. Ee, gidiyorsun. Böyle vuruyorsun. Döner tekme atmak tamam mı? Baseline bir skill. Şeylerin, Spellization'ların üçünde de var. Üçünde de çok ciddi kullanımı var. Sürekli kullanılacak şekilde bir skill. Sonra Tiger Pawn. Bak enerji harcıyor bunlar görüyor musun? Bu da normalde enerji harcıyor. Şu, ben tanktayım diye enerji harcamıyor. Normalde ee, enerji harcayarak yapılan skill'ler bunlar. DPS'de. Kuldağımda da olmayacak bunun. Neyse Tiger Pol Enerjiyle vuruyorsun. Şeye göre ekstra bir efekt yapıyor. Spiralization'a göre tamam tamammış. Bu şekilde. Normal Kung Fu <laughs> saldırısında. Olan skill'lerden. Şimdi. Tiger Palm bu. Bunun dışında ne var? Uzaktan attığımız şöyle. Crackling Jade Lightning diye bir skill'imiz var. Healer'da mana yiyor. DPS ve şeyde sürekli enerji yiyor. Her saniyede. Bak görüyor musun? Sürekli azalıyor. Enerji azalınca kesilecek kendi başına. Altta belirli bir channel cast barı var. Ee, ve de o esnada sürekli enerji yiyor. Enerjiniz biterse. Görüyor musunuz? Enerji bitmediği için devam et. Bak şu an bu kesilecek kendi başına. Bitti. Hop. Böyle bir skill. Bunun özelliği ne? Bunun özelliği eğer hedef çok yakınına gelirse. Mesela şurada tamam mı? Sen kes atıyorsun uzaktan. Adam dibine kadar geldi. Bu hareket edemediği için ben dibine geldim. Bunu geriye doğru ittiriyor. Senden uzaklaştırıyor. O yüzden bu daha fazla healer'ın kullanacağı bir skill. ittirme konusunda. Ee, şeyde, Windwalker'da da bir özellikle birlikte DPS skilline dönüşüyor. Bizim şu anki specializationımız tank, tankta da şey, hani burada dövüşüyorsun diyelim, uzaktakine bir tane, mesela burada dövüşüyorum, şurada yaratık agrolandı, DPS'in biri çekti bir şey oldu, dönüp şöyle bir tane vurursun devam edersin, tamam mı? Uzaktaki hedefi almak için kullanabileceğim bir şey. Çok tavsiye etmiyorum, iyi bir skill değil tankta. Ama hani boşta skillin yoksa bunu kullanabilirsin. Şimdi Explore'ım diye bir skill'imiz var. Bu burada var mı? mı yok sanırım. Yok. Şimdi Explore'ım diye bir skill'imiz var. Ne yapıyor? Enerji harcıyor. Belirli bir şeyini. Enerji mana işte kaynak harcıyor. Kullanıyorsun. Kullandığında sana heal atıyor. Sana. Ve de sana ne kadar heal atıyorsa onu da çevresine patlatıyor damage olarak. Tamam mı? Yani sana 10.000 damage mı, sana 10.000 heal mi attı? Etrafına 1000 damage'ı şey yapıyor. Etrafındaki bir hedefe, bu normalde etrafındaki herkeseydi, bir hedefeye döndürmüşler. Etrafında 8 yard içindeki bir hedefe bu kendine attığın heal'in %10'unu damage olarak vuruyor tamam mı? 10.000 heal attın, adama 1000 damage vuruyorsun. Ekstradan şeyleri var, efektleri var. spezleşine göre onlara girmeyeceğim dediğim gibi. Şimdi... Başka neyimiz kaldı? Lex, Lex nerede? Lex buradan şey yapacağız. Şöyle bir skillimiz var. Lex Whip diye. Ee, kendi 6 çevrendeki herkesi 3 saniyeline stunlıyorsun. Şu skill oluyor kendisi gördünüz mü? Şu an stunlar. Ee, AOS stunımız var Monk olarak. Şimdi para Paralysis diye bir skillimiz var. Bu şu. Ee, instant CC. Yani nasıl CC? İşte mage'de polymorph var, hunter'da trap var, demon hunter'da imprison var o tip. Atıyorsun böyle damage vurmadığı sürece hiçbir şey yapamıyor. Damage vurmadığınız sürece. Atak da yapamaz hiçbir şey yapamaz. Bu tür CC'lerin şöyle bir olayı var. Mesela bir koridor var şurada yaratıklar var buradan sıvışacaksınız. Ee, sizin tarafınızdaki adamı silsilediniz. Eğer çok önünden geçerseniz dövüşe girersiniz, kombat başlar ama adam sisilendiği için sana gelemez. Silise düştükten sonra oradaki grubu tamamen alır sana gelir. O yüzden böyle yandan falan geçerken silsiye güvenip geçerseniz üstünüze ee, grubu çekebilirsiniz haberiniz olsun. Provok tantumuz, tamam mı? Tantu tenet anlatırken bakarız. Resuscitate, ee, ölmüş hedefi reslemek için kullanılan skill, single target, seçip kaldırıyorsun tamam mı? Canlandırıyorsun. Ring of Peace falan bunları anlatacağım. Rising Sun Kick de orada. Roll. Roll bu. <laughs> Şimdi, skill'ler biraz panda tabanlı. Pandaren ile e birlikte monk geldiği için, monkluk pandarenlerden çıktığı için, oyun içinde, hani ikisi bir anda geldiği için, Mesela, roll direkt panda skili. <laughs> o yüzden böyle şeyler var şimdi. Yerde yuvarlanıyorsun. Bu kadar. Çift şarjı var normalde. Talent'tan bunu 3 şarj yapabiliyorsun ya da istersen işte e, skill değişiyor. E, Rol attıktan sonra üstüne belirli bir buff geliyor. Hız buff'ı %20 miydi? 30 muydu? Öyle bir şey. Bitmeye yakın bir şarj daha atarsan iki şarjda daha hızlı koşuyorsun tamam mı? Altta talentta bakacağız bunlara. Spin and Strike. Interrupt'ımız. Direkt chat diye interrupt atıyor. Standart. 15 saniye cooldown var. milli cooldown'ı. Ee, 3 saniye boyunca hangi büyüden işte fire mage, fire mage fire spell atıyor tamam mı? Interrupt'ların 3 saniye boyunca fire okulundan herhangi bir fire öğretisinden herhangi bir şey atamayacak. Büyü atamayacak. Spinning Crank Spinning Crank bu. Belirli bir enerji karşılığında etrafa. Channel halde bakın channel. Hareket edebiliyorsun ama channel. Araya başka skill sokarsan. Tamam mı? Bu şekilde. Devam ediyor. Skill soksan bile bak. Enerjinin yetmesiyle alakalı biraz bu. <laughs> Hani şimdi şöyle bir durum var. Şu an biz biraz daha dövüşçüyüz ya. Caster değiliz. Caster olmadığı için standart castle, caster şeyleri beklemeyin. Mekanikleri beklemeyin. Daha böyle yapabileceğiniz şeyler farklı. Normalde mesela şu cast esnasında araya skill soksanız ne olur? O castin bozulması lazım. Channel çünkü Channel bozulmuyor devam ediyor. Kısa süresiyle de alakalı biraz ama bu şekilde çalışıyor. Şimdi bunun dışında şey de tabi e, Miss Weaver'da bu mana kullanacak. Onun dışında talent'tan skilllerimiz var. Touch of Death. Touch of Death şu oyundaki çok ilginç skilllerden bir tanesi. Şimdi bu duruma göre değişecek bir skill. Ama standart olarak şu. Hedefin canı belirli bir sınırın altında kaldığında skilli kullanıyorsun. Hani şu şey olur ya uzak doğu filmlerinde kumda bir noktaya baskı yapınca çat diye ölürsün. O skill. Belirli bir canın altında kaldığında vuruyorsun ölüyor adam. <laughs> Boss'larda güçlü yaratıklarda e, ölmeyeceği için hani ölme şeyi hani boss'u direkt de boss'u öldürmediği haliyle hani birazdan mantıklı olsun diye canının %35'ini damage olarak vuruyorsun tamam mı yani e, duruma göre değişiyor yine şeyle talentların üstünden geçerken anlatacağım. Spellization'a göre de değişiyor. Talent sayfasında da bir iki değişim var. Onlarla birlikte anlatacağım. Ama olay şu. Canı belirli bir şeyin altına indiğinde kullanıyorsun. Ya öldürüyor. Öldürmüyorsa eğer öldüremeyecek hani güçlü bir yaratıksa karşındaki bu sefer de kendi canının belirli bir oranını vuruyor karşı tarafa. Transcendence. Transcendence. Warlock'ta da var bu skill'in aynısı. PvP'de çok işe yarayan bir şey. Raid'de de çok işe yarar bazı mekanikleri şey yapmak için. Buraya ruhunu bırakıyorsun tamam mı? Burada bir parçanı bırakıyorsun. Sonra burada hop oraya geçtik. Bu sefer de orada izimiz kaldı. Cooldown'ı yani iki tane farklı büyüğümüz var. Bu yere izimizi bırakmak. Buradayız tamam mı? Şunun cooldown'ı, bunun cooldown'ı 10 saniye zaten. Yere iz bırakmanın cooldown'ı 10 saniye. 45 saniyede bir benim şu anki vücudumla e, oraya ruhu parçasını bıraktık ya. Ruhun olduğu yere geçiyorsun. Bu sefer de senin ruh parçan olduğun yerde kalıyor. İkisi arasında git gel yapabiliyorsun. Arenada çok güzel kullanırdım ben bunu. Tam o tip yerlerde kullanmalık. Warlock'ta bunun bir değişimi var. Bir yeri seçiyorsun sürekli ona gidiyorsun. Bunda ama hani bir oraya gittin. Bir oraya gittin, bir oraya gittin, bir oraya gittin. İstersen bırakabilirsin. İstersen mesela ben orayı beğenmedim diyorsun tamam mı? Ben orayı beğenmedim. Ben şuraya bırakacağım diyorsun ruhu. Hop. Tamam Burada. Al aşağı atladık. Geri geldi. Bu sefer de burada kaldı. Buraya gelmek istemeyeceğim tabii ki. <laughs> Neyse. İkisi arasında yer değişiyor. Şimdi. Vivify. Standart heal büyüsü 3. Spekte de var. Ee, 1.4 kes zamanı var. Enerji ya da mana harcıyor. Belirli bir heal atıyor şey olacak tabi modifiye olacak skilllerle birlikte. Şöyle bir özelliğimiz var. Durydin flight formuna benzer bir şey. Yani transa geçmiş şekilde uçuyorsun. Tabii ki bu yavaş bir uçma şekli. Hani slow normal flight formuna eşitti sanırım bu. Hızlı flight form kısmı kadar uçamıyor. Yavaş uçuyoruz gördüğünüz gibi. Ama şey yani bineye binme derdi yok. Ufak bir yere gideceksen çat diye gidebilirsin. Bu standart olarak şeyde yok. Monk'larda yok. Bunu kitapla ee, şeyden alıyorsun. Monk'ların Kunlay Summit diye bir da harita var. Orada özel bir tapınakları var. Oradan alıyorsun. Değişmediyse şeye de taşımış olabilirler. Legion'da Order Hall var. Order Hall'a da çekmiş olabilirler. İnternetten bakabilirsiniz. Adı Zen Flight Skill'in. Zen var. Bunu kullandığımızda ee, demin anlattığım yere gidiyoruz. Order Hall skill'i tamam mı? Tekrar basarsan da buraya geri geliyorsun. Orayı göstermenin bir anlamı yok. Kendiniz bakarsanız Legion'ı açarsanız. E, şimdi güzel özelliklerinden biri. Monk'ların hepsinde ne yaparsan yap. Hedefe bir dokun bir şekilde bir şey yap. Hedefin üstüne bir debuff çıkıyor. Physical damage yani büyü olmayan fiziksel darbe aldığı darbe %5 artıyor. Sen grubunda bir tane monk bulundurursan monk da arkada sadece heal atmaz bir şeyler yaparsa ya da tankla DPS zaten vuracak da healer da gelip vurursa bir şeyler yaparsa hedef senin grubundaki herkesten hedefe vurulan bütün physical damage %5 daha fazla. O yüzden eğer böyle warrior'dan oluşma, marksman hunter'dan oluşma öyle bir grup oluşturursan bir tane monk lazım gruba. Çünkü physical damage çok yükseliyor %5 ekstrayla. Warrior'ın zaten battle shot'ı var. O artı bu birleşirse physical bir ee, şeyin eline geçer. Ne onun adı? Grup eline geçer. Ekstradan vurursun. Tankı da işte ayı alırsın. Healer'ı da ne bileyim healer'ı monk aldın diyelim. Ee, diğer da Physical seçersin işte bir tane Combat Rogue aldın, Outlaw Rogue aldın, Combat Rogue da eskiden o ee, Warrior aldın, Hunter aldın. Mükemmel Physical bir grup Tamam mı? Bunu böyle şey yapabilir. Raid'de de zaten en azından bir tane Monk alman lazım. Bir Demon Hunter, bir Monk. Demon Hunter'da da Mage'in e, Magic açısından %5 var Şimdi bitti burası Talent'tan Detaylarına bakalım şunların Şimdi Tiger's Last. Tiger's Last şu. Kendine ya da yanındaki arkadaşlarına da atabiliyorsun. İstediğin birisine. Tamam mı? Arka, bir arkadaş hedefe. Bir friendly target'a. Atıyorsun. Bu şekilde hızlı hızlı koşuyor. %70 hızla. Kaç saniye? 6 saniye. Bunun güzelliği şu. Hem başkasına kullanabiliyorsun. Yanındaki healer miller ben, ben de Blood Death Knight'ken mesela çok güzel hissediyorum hızlı koşunca. <laughs> Normalde yavaş bir sınıf. E, ee, güzel yanı şu root yediğinde ya da slow bir skill atıldığında üstüne buna basarsan hepsi siliniyor. Güzel yanı bu. Tamam mı? Böyle bir skill. Burada Rising Sun var. Rising Sun Kick standart cooldown'u var 10 saniye. Physical damage vuruyor. Bu kadar. Bak yüksek. Vurduğu physical damage çok yüksek. Ama başka hiçbir şey yok. Physical damage vuruyor. 10 saniye cooldown var. Tamam mı? Specialization'lara göre farklı farklı şeyler istiyor. İşte birinde iki tane çiğ istiyor. Birinde mana istiyor. Burada mesela bir şey istemiyor. Ama araya bunu sokacağın şey açıklık bulmak sıkıntı. Çünkü Brewmaster'da çok fazla skill var kullanman gereken. O yüzden araya nereye sokuşturacağım falan. Hani ekstra damage için bunu kullanabilirsin. Soothing Mist. Soothing Mist'imiz şu. Şuradan göstereyim. Şimdi healer'ın karmaşık olmasının nedeni. Şöyle bir skill var. Görüyor musunuz? Attığın kişiye kendini atınca saçma göründü ama şu, nereden şuradan göstereyim shooting misti? Bakın. Görüyor musun? Böyle channel halde büyü şey yapıyor. Heal veriyor hedefe. Bu esnada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Mesela view fayımızı instant atabiliyoruz. Instant neydi? Bu normalde kesli ya bak. Kesli görüyor musun? Ama shooting mist esnasında Atarsan Biraz enerji Enerji olmadığı için atamadım da String minis esnasında bunu şeyi atarsan Vivify'e e, atarsan chat diye Instant atıyor Bakın yapacağım şimdi Gördün mü yaptı Böyle bir skill ee, Şeyin aynısı Crackling Jade Lining'i anlatmıştım ya Channel halde kalırken sürekli şey yiyor Enerji yiyor bu da aynı Bakın Alttan sürekli enerji yiyor Bak bak pıt 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 diyecek. Crackling Jade Lining'in DPS versiyonu gibi aman heal versiyonu gibi bir şey. Şimdi eğer bunu alırsak rolü anlatmıştım çift çarjlı. 3 charge'a çıkıyor. Rol. 3 kere atabiliyorsun. Ee, bu ne? Aldığın damage'i %3 azaltıyor. Geç disable. Disable hedefin üstüne 15 enerji harcayarak işte şeyde de mana harcıyordur. DPM healer'da da mana harcıyordur. 10, belirli bir enerji ya da mana harcayarak hedefin üstüne 15 saniyelik %50 speed reduction atıyorsun. Adam yavaşlıyor, tamam mı? Bunun güzel yanı şu. Bu esnada 15 saniye boyunca sen adama vurmaya devam edersen sürekli 15 saniye şey yapacak. Başa saracak. Yani Hedefin üstüne bir disable attın. Adam kendini bir şekilde, hedef kendini bir şekilde düzeltmezse işte Tiger Last gibi bir skill, Blessing of Freedom var Paladin'de öyle bir skillle bir şekilde kendini e, temizlemezse dövüş boyunca temizleyene kadar çünkü sürekli vuracaksın ya. 15 saniye gibi vurmama ihtimali, 15 saniye boyunca vurmama ihtimalin yok eğer düello gibi bir şeydeysen. İlla vuruyorsun. Duello boyunca %50 yavaş adam. Tamam mı? Disable'da da zaten başka bir yerde kullanmasın. Ya böyle Mage Tower gibi bir challenge manager olacak. Bir yaratığın bir yere gitmesini engelleyeceksin. Ki Monk'da çok daha güzel skiller var bunu yapmak için. Ee, ya da Duello gibi bir yerde bunu Dungeon'da kullanmazsınız. Tamam mı? Burada ne var? Leg Sweep. Leg Sweep neydi? AOS'tan da. AOS'tan'ın 2 iki e, şeyini, yardını iki yard genişletiyor. Çift puan var. 4 yard o zaman. Altı yardı çevresini 10 yarda genişletti. Tamam mı? Cooldown'ı da 10 saniye düşecek. Bir dakika mıydı bu? da evet, 50 saniyeye düşüyor. Tamam mı bunu verirsek? Burada ne var? Expel Harmon verdiği heal %5 artıyor. Ve de kritikal ihtimali de %15 artıyor. Şimdi. Bunda şöyle bir şeye bakmamız lazım. %22 krit var. Aa, yok. Krit ihtimali %15 artıyor. Güzel bir şey. Zaten buradan geçerken illaki almak zorunda kalırsın şuradan inmezsen buradan da inmen lazım. Suiting mist esnasında daha az demeyi yiyeceksin falan. Evet alınır. Bakın. All healing taken %8 artacak diyor. Almak zorundasın bunu. Peki. Wi-Fi'nin healing'i %40 artar diyor. Zaten çift puan %20'den. Burada var detox. Ne yapıyor bu? Monklar poison ve disease silebilir. Hile geçersen magic de var zaten temelinde. Magic artı poison artı disease tamam mı? Monklar bunları silebiliyor. Bu hafta dungeonlarda e, afflicted soul haftası. Monksan eğer grubunda ekstra bir şey bir şey yoksa e, bunu alıp grubuna yardım edebilirsin. Poison ve disease siliyor. Magic silmesinin herhangi bir önemi yok. O şeyin FX yaratının üstünde diyor ki curse, disease ya da poison. Bunlardan birini sil ben gideyim diyor. O yüzden sen bir tanesine, hani bunu kullanarak yollayabilirsin o yaratığı. Paralyze'e anlattım. Bu da bir önceki hafta, şu anki haftanın bir önceki haftasında şey vardı. Adını hatırlayamadım şimdi. Operation anlamına gelen bir, hani ona benzer bir kelime vardı da. Yaratıklar çıkıyor. Onları CC'lemen lazım. CC'ledikten sonra gidiyorlar. Bu da diğer çözümü. Munkun. O FX için de bunu kullanıyorsun. Tamam mı? Diğer dünyadan anlamına gelen bir kelimeydi de kelimeyi hatırlayamadım. Her neyse. Ee, healing Taken %8 artıyor demin baktık. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Bu skill, bunu alırsak eğer diyor ki her 10 saniyede bir Vivify, Vivify normalde neydi? Ee, o, bir nokta şunu bas. 1.4 saniyede atıyordu ya. Her 10 saniyede bir Vivify instant atabilirsin diyor. Bak. Yine geldi. Gördünüz mü? 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 Gördünüz mü? 10 saniyede bir Wifi instant atıyorsun ee, Dövüşçüler için daha iyi Çünkü hani Kest esnasında kafana Eğer tanksan zaten Kest esnasında kafana sürekli damage yiyeceksin Channel her herhangi bir şey kesliyorsan Doji, pari falan bir şey atamazsın e, Aksini söylemediği sürece O yüzden bunu Wifi'yi sadece bu şekilde kendine kullanabilirsin Brewmaster'da da zaten healing sıkıntısı var en az kendini hilleyebilecek tank. O yüzden ee, iyi bir seçenek. Vurduğun yüzde %2 çarpı 2 arttırıyor. 2 puanı var %4 arttırmış. Paralysis'in cooldown'ını 2, e, 15 saniye düşürüyor. 45 saniye iniyor. 1 dakika cooldown var. Burada ne var? Şu skill'i kullanırken orada yazan talent bu. Şu esnada %3 daha az damage yiyoruz. 2 puan mı? Kaç puan? 2 puan %6 daha az damage yiyoruz tamam mı o esnada channel devam ederken Transcendence'ı anlattım Bu Yerine geçmek Bunu buradan aldık Interrupt'ımız Anlattım ee, Fortifying Brew diye bir skill şimdi bu Defansif skill'imiz tamam mı 6 dakika cooldown var 6 dakika cooldown ne? Çok fazla Hani 3 Dakika falan olur genellikle tank cooldownları Bunun 6 dakika cooldownları ama bunu ne yapıyorsun? %20 daha az damage yediriyor. %20 canını arttırıyor. Spellization'a göre farklı şeyler de katıyor. Mesela tankta stagger diye bir e, mekanik var. Stagger'ı %20 güçlendiriyor falan filan. Böyle ekstradan şey var. Çok güçlü bir defansif skill ama kullanımı çok uzun. O yüzden bunu biraz daha hani zora düştüğünde kullanman lazım. Şeyken, e, monk tankken. Diğerleri içinde zaten 6 dakikada bir kullanırsın sıkıntı değil. Başka defansif skill'ler de var anlatacağım az sonra geldikçe. Şimdi chi wave ve chi burst. Bunu göstermem lazım tek tek. Chi wave ve chi burst iki tane chi skill'i duruma göre yerine birbirinin yerine geçebilen bir skill. Bir tanesi şu. Düşmanı atarsan hedef edemeyi vuruyor bana geliyor. Hedef edemeyi vuruyor bana geliyor. Sana gelmek zorunda değil. Friendly target, enemy target. Friendly target, enemy target. Önce kimi atarsan, mesela düşmana mı attın? Düşmana 4 kere vuruyor, sana da 3 kere ya da arkadaşına 3 kere heal atıyor tamam mı? Eğer önce kendini atarsan, sana 4 kere heal atıyor, hedefe 3 kere damage vuruyor. Aynı hedef olmak zorunda değil. Attı zıpladı, zıpladı zıpladı, zıpla, zıpla, zıpla değişiyor tamam mı? Böyle bir skill. Şimdi diğerine, diğeri de bildiğiniz şeylerde, Street Fighter'dan falan bildiğiniz Hadouken var ya, o. Oh. Bak şimdi. Hatta çarş süresi bile var. Şöyle geriliyorsun. Çat. At. Bu. Arada kes süresi var. Bu kes süresi esnasında bak demin ne dedim? Kes esnasında kafana damage yersin, parı yapamazsın, dodge yapamazsın dedim ya. Bakın en altta ne yazıyor? Casting cheaters does not prevent avoiding attacks. Saldırılardan kaçınmayı e, ıı, Chi kesti engellemez diyor. Yani peri de yapabiliyorsun, dodge da yapabiliyorsun. Avoid dediği için. Dodge dese peri yapamayız. Ama avoid dediği için her şeyi yapabiliyoruz defansif ıı, olarak. Şimdi olay ne? Attın. Kime çarparsa o kadar kişiye heal veriyor. 6 kişiye kadar heal veriyor. Öndeki çarptı herkese damage veriyor. Eğer düşmana çarparsa damage vuruyor. Çarparsa damage vuruyor. Elaya çarparsa heal veriyor. Tamam mı? Böyle bir skill bu. Yani kes zamanı açısından AOE olarak falan güzel. Tankgen kullanılabilir. Tanken şunu kullanmak o kadar avantajlı değil bence. Çünkü daha fazla grupla dövüştüğün için. Bu zaten single target'ta da olacak. Yani boss'la dövüşüyorsun. Ona çarpar sana çarpar. Ona çarpar sana çarpar. Single target bu. Bu AOE'si daha fazla. Peki burada ne var? Taunt attığında hedef sana %50 <laughs> hızla geliyor. Koşuyor. Adama provoke ediyorsun zaten. Şimdi burası şöyle bir skill. Ring of Peace. Ring of Peace nasıl bir skill? Yere alan açacaksın. 5 saniye orada o alan duracak tamam mı? Alan içine girmeye çalışan şeyler, düşmanlar geriye doğru ittiriliyor. Alan bu. Buranın içine girmeye çalışan yaratıklar, bir şeyler hepsi geriye doğru ittiriliyor. Bunlar da iyi işe yarar mesela. Legion zamanı şey savaşında. Antorus'ta Ka kadınlarla dövüştün. Üç kadınla dövüştüğün bir savaş vardı. Üç şeytan kadınla dövüştün. Orada mesela ruhlar böyle yürüyerek geliyorlar tamam mı? Onların arasından bir yerden geçmeyin lazım. Yere bunu açıyordun. O ruhlar oradan geçemiyordu. Yani şöyle geliyorlar ya. Şuraya açtın. Buradakiler geçemiyordu. Bunlar geride kalıyordu. Bunlar ilerliyordu. O aradan sıvışabiliyordun. Böyle bir yerde kullanabilirsin. Ya da Geçen hafta şey vardı, yaratıkları öldürdükten sonra, mitika fiksi, yaratıkları öldürdükten sonra e, karanlık şeyler çıkıyor, e, ruhlar çıkıyor, o ruhlar birisini seçim ona doğru gidiyorlar, e, işte arada da saniye başı can kaybediyorlar, yüzde %8, %8. Senin ne yapman lazım, ne? yapman gereken şey ne? Kimi takip ediyorsa o ruhlar, önlerine koyacaksın, geçemeyecekler o arada... Canlar azalacak parça parça ölecekler. Engellemek adına tamam mı? Böyle şeyler için kullanılabilir bu. Ya da ne bileyim bir grup şey kullanacaktır. Mesela şöyle diyelim şurada yaratıklar var tamam mı? Hepsi birden kest atıyor. Ortalarını aç. Hani <laughs> bunu sürekli yapmazsın ama son çare olarak kimse bir şey yapmayacak tamam mı? O heal'in atılmaması lazım. O damage'in atılmaması lazım. Büyünün tamamlanmaması lazım. Ortalarını bunu aç hepsi geriye doğru zıplasın. Bak tank için kötü bir şey bu. Tankın düzenini bozar kısa süre. Ama hani başka çaren yoksa, interruptın yoksa, stunın yoksa, kimse bir şey yapmıyorsa buna basıp geriye doğru ittirip bu skillleri, kestleri bozabilirsin. Tamam mı? Çok güzel bir skill. Diğeri ne? Diğeri de bu. Doğru düzgün kullanıldığını görmedim. Çünkü çok reaksiyon zamanı çok düşük. Şöyle bir kest atıyorsun. İleri doğru bulut gidiyor. Bu bulut doğru gidiyor tamam mı bizde böyle ilerledikçe. Değdiği kişileri de uyutuyor. Şimdi bunu nasıl kullanabilirsin? Cast atacaklar ileride. Bir şey yapacaklar. Anlık tepki vermen çok zor. Anlık çünkü hem yavaş ilerliyor hem bir de cast time'ı var. Bir buçuk saniyemine cast attım ben ona. Üstüne bir de şeyi olacak. Ee, ne onun adı? İleri doğru gidiş süresi var. Yani adamlar hile atar, ikinci hili kes derken belki engelleyebilirsin. Anlık tepki vermesi çok kötü bunun. O yüzden hani 20 saniye disorient falan yapıyorlar. Bir buçuk değilmiş, 1.7'ymiş daha da fena. Neyse fast beat, bu ne? Sankik, rising sankik bu ve işte şu dönme skillimiz. Tekme attığımız iki skill. Ee, sankik %70. Spinning Crank'lik %10 daha güçlü. Tamam mı? Şimdi demin dediğim bu. Roll'la alakalı skill'ler. Şimdi. Ekstradan bir tane charge veriyor. Üçüye çıkıyor bununla birlikte. Roll charge'ımız. Ve de roll'un cooldown'ını 5 saniye kısaltıyor. Roll'un cooldown'ı ne kadar? Şuradaydı. Rolling cooldown'ı normalde 20 saniye, 15 saniye indirip bir tane charge veriyor. Üstteki charge'ı da alırsak 3 charge 15 saniye recharge birlikte oluyor. Burada ne var? Burada da diğeri var. Şimdi roll kendine şuradan şuradan buradan şuraya kadar gitti ya roll. Şuraya kadar gittin. Bir rolla oraya geldin. Şimdi bunun gidiş süresi uzadı. Gördün mü? şeyi, menzili uzadı. Yani şu kadar falan daha fazla gittik. Üstüne buna bastığımızda üstümüze %30 buff açılıyor. Ve de bu 2'ye kadar stacklenebilecek. Şimdi bunu şöyle göstersem. Bir yerden bir yere hızlı hızlı gitmeniz lazımsa hem gideceğin e, mesafeyi arttırdı. Tamam mı bak. Hem de üstünde ikisinin arasında kullanabileceğim bir %30 buff var. 4 3 2 1 bastık yine. Bak çift charge oldu. Şu an %60 ile gidiyorum bir de. Süresi de uzadı. Yani kaç saniye? Ee, 10 saniye boyunca %30 koşup 9 saniye. Son saniye basıp bir 10 saniye daha %60 koşabiliyorsun. Ve de aradaki distance kapatma şeyleri var. Yani roldan daha uzağa gittiği için. iki tane ileri doğru gidişin var bir de acayip bir hareket skili oluyor bu ikisini birleştirsen. Ama eğer daha böyle hani anlık yer değiştirmelik durumlar gerekiyorsa bu çok daha iyi. Çünkü 15 saniye toplamda bununla daha fazla rol kullanırsın. Bunda senin üstüne normal speed verdiği için daha büyük bir alanı kapatmış oluyorsun. Seçim sizin. Dungeon'da rol daha iyi bence. Çünkü o kadar uzun süre sırf koşacağın herhangi bir e sistem olacağını sanmıyorum. Şeyde, cheat torpido Ya dungeon'larda. Yani ölüp en baştan grubunu e, bulmak için koşuyor olman lazım gibi bir durum olmalı. Tamam mı? Şimdi burada ne var? Fortifying Brew demek ki 6 dakikalık defansif skill var ya güçlü dedim. Onun şeyi. 6 dakikayı buradan indiriyorsun 4 dakikaya. 2 dakika azalıyor. Burada ne var? Fortifying Brew aktifken armor'ın %25 artıyor defansın. Fortifying Brew aktifken Doge'un %25 artıyor. Şimdi ee, zaten bu güçlü bir skill. %20 can, %20 damage reduction falan diyor. Bunu yaparsan ilah olacaksın o esnada. %25 armor'ın artacak üstüne. Ya zaten damage'in art, ee, yediğin damage azalıyor. Magic damage'in üst, ee, magic damage %20 azalmış oluyor. Üstüne bir de armor geliyor %25. Üstüne Dodge geliyor. Zaten ataklardan kaçtıkça ekstradan tank için düşünürsek ekstradan avantaj. Ama hala 6 dakika. 6 dakikada bir kullanabileceğim şey. Eğer sınıfına hakimsen bunu hayatta kalma hani çok ölümcül durumlarda herhangi bir yanlış yapıldığında hayatta kalmak için kullanabilirsin. Ya da büyük bir pull çekmek için mesela Fortified haftasında kafanı eziyor şeyler. E trash yaratıkları. Onları en başta tutabilmek için hero ile miro ile bunu açarak bir şekilde tutabilirsin. Tamam mı? Öyle bir durum için bu daha avantajlı. Yoksa hani raid'de işte 4 dakikada bir e, yaratığın boss'un sana vuracağı bir şeye karşı gelmen gerekiyorsa bu daha avantajlı duruma göre kullanılacak bir şey. Ama dungeon'lık bence bu. Ee, burada ne var? Expel Harmon critical healing'i %50 artmış. Şimdi bu zaten buradan crit ihtimalimiz %50 arttı ya. Crit vurursa crit hillerse diyeyim Crit healer eğer bir de yüzde daha fazla şey yapacak heal atacak. Yani Explorer 100 mü 10 bin mi heal veriyor? Crit vurduğunda 20 bin heal vereceğine 25 bin heal verecek tamam mı? Güzel bir skill. Ee, şimdi. iki tane skillimiz var. Diffuse Magic ve de Dampen Harm. Diffuse Magic ne yapıyor? 6 saniye %60 magic'ten daha az damage yiyorsun. Ve de senin üstünde herhangi bir dot varsa. Magical dot ama. Tamam mı? Magical olması lazım. Curse olmaz, poison olmaz, kanama olmaz. Bunlar dışında magical bir dot varsa, magical dot nedir? Shadow PvP yapıyorsun, Shadow Priest sana Shadow World Pain atlıyorsun üstüne. magical dot. Vampiric Touch attı. magical ta, ıı, şey dot, tamam mı? Bu tip skill'ler ya da benim dungeon'da ıı, dungeon'larda çok bol var zaten bu tip şeyler. Eğer bunlar ıı, varken skili kullanırsan bu üstündeki dotları sana kim attıysa onların üstüne geri atıyor. Eğer mümkünse diyor. Mümkünse ne demek? Adam ölmemişse, alan dışındaysa. Ee, alan dışında değilse daha doğrusu. Adam şey sana bunu atan kişi ya da mob artık neyse hayattaysa falan filan böyle durumlarda tamam mı? Senin üstündekini geri ona atıyor. Ve 6 saniye %60 damage reduction veriyor büyüyü. Biri bu. Şimdi bunun karşılığında bu yeni getirilen şeyler var. Onları az sonra anlatacağım. Önce şu iki defansif skill'i anlatayım. Diğeri de bu. 2 dakika cooldown var. Bununla kadar bunda 1,5 dakikaymış. 2 dakika cooldown var. 10 saniye boyunca %20 ile %50 arasında sana gelen damage'ları indiriyor. Daha az diyorsun. Nasıl neye göre değişiyor bu? Eğer sen bu aktifken kafana canının yarısını alacak bir skill yersen onu %50 azaltıyor. Eğer şöyle Eee işte canının %10'unu alacak bir skill yersen %30 azaltıyor. Yediğin damage'ın ne kadar büyük olduğuna bağlı. Eğer çok büyük bir damage yediysen onun yarısını engelliyor. Eğer ortalama bir damage yersen %30'unu, %25'ini, belki %35'ini bilmiyorum oranına tam da duruma göre ne kadar büyük damage yersen o kadar az de, de, çoğalıyor damage reduction tamam mı? Duruma göre. Bunu hatta şey olarak kullanabiliyorlardı. Legion'ın ee, şeyde Tomb of Sargeras Dungeon'ında e, Kill Jaden'ı öldürüyordu. Kill Jaden'ın bir şeyi var. 3 e, üç feyze de devam yok. Birle üçüncü feyze. Phase, ikinci feyze yoktu sanırım. Var mıydı? Son feyze mi yoktu? Neyse. E, devam eden bir şey var. Bir mekaniği var. Arada kenara geçiyor yere meteorlar indiriyor. Bir tane de büyük meteor indiriyor. Bu meteorların hiçbirinin yere değmemesi lazım. Küçük meteorları oyuncular alıyorlar zaten. Büyük meteorun içine immun olan bir karakter girmesi lazım. Paladin, Hunter, Mage tamam mı? Bunlardan biri girebiliyordu içine. Ama Dump'ın Harma açıp Monk'un teki de onun içine girebiliyordu. Yani o kadar güçlü bu. %50 az yedirmek öyle bir hani seni öldürecek bir skillden kurtarıyor. Çünkü o kadar büyük bir damage yersen yarısını yemiyorsun ya direkt. Bunun yanına bir de defansif ufak bir skill açıyordun. İkisi birleşip seni hayatta tutuyordu. Bu skill o kadar güçlü. Defansif olarak 2 dakikada kullanma var. Defans olarak 2 dakika kullan hiçbir şey. Şimdi bunların yanına son şeyde 1.10.1.5'te Şöyle bir skill getirdiler. Eğer bunu kullanmayı istemiyorsan sana şöyle bir pasif verelim dediler. İşte Yulon geliyormuş da ıı, ekstra'dan buff veriyormuş sana. Dövüş içindeyken her 2 saniyede senin canının %2'si kadar ıı, şey yapıyor. Magic absorb kalkanı açıyor. Bak physical değil. Magic absorb kalkanı açıyor. Bu da 5 kereye kadar stekleniyor. Yani %10. Her 10 saniyede bir üstünde %10 magic absorption buff'u olacak. İyi mi? Değil. Bence bunu durum gerektiğinde böyle bir skill kullanmak çok daha iyi. Bunu geçtim. Burada aynısını e, defansa da yaptılar. Şimdi bu magic. Bu da e, physical defans olarak geçiyor. Tamam mı? Normalde hani o şekilde kullanırsın bunu. Bu her şeyi defans alıyor da daha fazla physical diye düşün. Hani burada physical yok. Bunu physical defans yapacağın zaman bunu alıyorsun. Yanına bunu getirdiler. %10 dodge veriyor sana. Pasif. Eğer kullanmak istemiyorsan skill'i bunu alacaksın. Şimdi bu Brewmaster'da işe yarayabilir. Çünkü Brewmaster'da bunu açtığında yiyeceğin damage sürekli ufak 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 olduğu için. Çünkü üstünde bir başka bir ee, anlatacağım başka bir mekanik var. O mekanikle birlikte ee, ufak 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 damage yediğin için çok bir etkili olmuyor. Brewmaster'da bunu kullanabilirsin. Dance of the window. Tamam mı? Burada ne var? Defansif skilllerimiz bunlar artışı. Ee, specializationlarında kendi defansif skill'leri olacak ekstradan anlatacağım. Onları da diğer videolarda atalım. Eye of the Tiger. Tiger Palm. Bizim şey var ya, kung fu hareketi dediğim avuç içiyle vurmak. Onu her kullandığında bir hedefle, bir hedefin üstünde olabiliyor bu tabii ki. 8 saniyeliğine damage vuran bir dot bırakıyor hedefin üstüne. Hedefe vurduğu bütün damage kadar da, kadar değil de, 2130 damage vurup sana da 1970 8 healing veriyormuş tamam mı 8 saniye. Yani 8 saniye boyunca hem senin üstünde bir dot hot oluyor, hem hedefin üstünde bir dot oluyor. Ona damage vurdukça sen heal alıyorsun. Aralarında 90 hani hedefe 100 vuruyorsa sana 90 heal atıyor gibi bir oran var tamam mı? Böyle bir pasif skill. Burada ne var? Touch of Death. Touch of Death %15'in altında olan hedeflere kullanılıp senin maksimum canının %35'ini hedefe vuruyor. Dedim yani Touch of Death normalde vurunca öldürür ama böyle bir ee, modifiye oluyor diye. Bu boss modifiyesi. Eğer boss'un canı %15'in altında kaldıysa bunu kullanabilmeye başlıyorsun. Ve de senin maksimum canının %35'i kadarını çat diye hedefe vuruyor. Tamam mı? Buna dönüştü olay. Burada ne var? Expel Harm. Expel Harm'ın sana verdiği can... Ee, senin eksik canına oranla %100'e kadar artıyor Yani eğer mı %20'lerde kullanırsan bu talent varken Sana 10 can verceli 20 can veriyor Eğer %60'larda %70'lerde 70 kullanırsan 10 can verceni 12.000 veriyor 13.000 veriyor tamam mı? Eksik canının oranına bakarak Burada ne var? Sen ve Ch Aura bufflarına geldik He healer tarafının alacağı aura buff'u bu. Sen ve çevrendeki 10 e, yer çevrendeki herkes %8 daha fazla heal alıyor bütün kaynaklardan. Bütün kaynaklar ne? Trinket'ların bazıları heal veriyor onlar. Başka healing şeyleri, e, mekanik esnasında alabileceğin hiller. Mesela boss'un yanında bir tane arkadaşı vardır. Bize heal atmak atmak ister. Oradan gelecek heal. Her şey %8 artıyor tamam mı? Sen ve 10 yer çevrendeki bütün arkadaşların. Bu ne? Ee, dur bunu geçelim şunu anlatayım. Bu ne? Sen ve 10 yer çevrendeki arkadaşların %4 daha hızlı hareket ediyorsun. Movement skill. Bu DPS için. Bu da tank için olanı. Sen ve 10 yer çevrendeki arkadaşların %4 daha az damage yiyorsun. Neden? Area of effect ataklardan. Area of, area of effect atak neydi? Seni hedef almadan atılan skiller Nasıl? Boss ortaya geçer, patlamaya başlar. Etrafı aleve götürür. Ya da ne bileyim üstten yıldırım çakar. Yıldırım hani yeri seçip atıyor. Sen orada gayri ihtiyarı buluyorsun ya da içine giriyorsun. Yer yanmaya başlarsan onun içinden geçersin. Bunların hepsi area of effect skill tamam mı? Seni hedef almadan attığı skilller. Hedef alınıp atıyorsa bunlardan sayılmıyor. Ee, şöyle bir şey olabilir bununla alakalı. Sen birisini hedef alıp atar ve de çevresini de yakıyordur. Sen o esnada çevredeki damage'dan e, şeyden hedeflerden biri olursun damage yersin, ona etkileyebilir. Ama normal olarak hedef sen alınıyorsan sen o damage'ı yemiyorsun Area of efekt olarak geçmiyor. Damage'ı yiyebilirsin o ayrı. Şimdi Touch of Dead'in 90 saniye düşmüş. Bir şey bu değil bu. Bir buçuk dakika kullanımı düşüyor. Zaten bu 3 dakika mı kullanımı bakayım. Evet. 3 dakikadan bir buçuk dakikaya düşmüş. Bunu alınca. Çok güçlü bir skill zaten hani bir buçuk dakikaya düşürmek iki puan için gayet güzel. Burada ne var? Şimdi diyor ki burada bak, bunu alarak göstermem lazım. Biraz şey gibi bu. Arenada Mist Weaver oynarken kullanacağın Talent gibi. Şimdi diyor ki Transcendence trans transferi kullandın. Kullandıktan sonra 10 saniye içinde tekrar kullanabilirsin. Ve de bu 10 saniye içinde eğer kendi üstüne Vivify atarsan healing %50 artıyor ve de harcayacağın mana %50 azalıyor. Şimdi bak dediği şu. Normalde bunu attık. Buraya ben demo, bu talent almazsam buraya bir kere geçebiliyorum tamam mı? Bak geçtim. Üstüme buff açıldı. Bu esnada şu an basabilirim bir tekrar geri gitmek için. Bu esnada kendime bunu atarsam. Gördünüz mü? Şimdi attım. Attıktan sonra benim üstüme bir hakkı daha verdi tekrar kullanabilme. Ve de o 10 saniye içinde attığım büyü kendi üstüme kullanırsam healing büyüsü olarak, kendi üstüme kullanırsam %50 daha güçlü bir. 2 kendi üstüme kullanırsam 10.000 mana harcayacaksa 5.000 mana harcayacak. Tekrar göstereceğim bunu. 5, 4, 3, 2, 1. Kullandık geçtik. Bak bu. Görüyor musun? Escape from reality. Kullandım geri kullandım. Arda arda iki kere bir oradayım bir buradayım yapabiliyorsun. Ee, arena için daha fazla kullanılacak bir şey bu. Çünkü arenada zaten healer'ın peşine düşecekleri için en baştan. Ya da seni CC'leyecekleri için bir şekilde. Asıl olay healer'ın kaçması en başta. Ee, o açıdan kullanılabilecek bir özellik Bir de kendine verdiğin heal de artıyor ya Tamamen eğer odak noktası sensen Fokus sana atılmışsa sıkıntı olacak bir şey Orada işine yarayacak yani Şimdi burada ne var ee, Healing özelliği Eğer healing spell'lerin Hedefi %35'in altında kalan birisi ise 4 saniye boyunca %10 ekstra healing atıyorsun Şimdi bunun olayı ne 4 saniye boyunca %20 ekstra healing atıyorsun. Olay ne? Heal atıyorsun. Heal attığın adam %35'in altına indi, tamam mı? %35'in altına inen birisine heal attığını an, üstüne 4 saniye buff açılıyor ve de %20 bütün healing'in sadece ona değil, verdiğin bütün heal %20 artıyor. Tamam mı? Bu bir. Burada ne var? Pasif bu. Atakların ihtimalle Hedefin 8 yard çevresindeki herkese vuruyormuş nature damage olarak. Nature damage'ne armor'ı geçecek. O yüzden orada yazanın tamamını etrafına vuruyorsun. 2 puan 1386 diyor bu muhtemelen daha da artar tamam mı? Ee, dps DPS'i burada da tank var. Ne diyor bu? Eğer senin aldığın hit, yediğin damage yüzde, kendi canının yüzde %20'sinden fazlaysa 4 saniye boyunca yediğin damage %10 azalıyor. 2 puan %20 azalıyor. Eğer canının 5'te 1'inden daha büyük bir damage yiyorsan kafana çat diye. Ee, 4 saniye boyunca %20 daha az damage yiyorsun. Tamam mı? Seni kurtaracak bir skill. Zaten ee, şeyde tanksan buraya, DPS'sen buraya, healersan buraya ineceğin için bunların hepsini kendi yerlerinde alıyorsun. Tanksan mesela bunu alıyorsun. DPS'sen bunu alıyorsun. Healersan bunu alıyorsun. Şimdi en altta şunlar kaldı statüler. 3 tane statümüz var. Bir tanesi DPS statüsü. Yere şunu şöyle çıkarıp göstereyim. Yere bir tane statü koyu. O etrafına patlayıp duracak. Göstereceğiz şimdi bakın. Olay şu. Görüyor musunuz? her iki saniyede bir etrafa damage vuruyor. Pasif sadece çıkaracaksınız o damage vurup duracak. 30 saniye boyunca e, duruyor. Bir 2 dakika cooldown var yani 1,5 dakika boyunca kalıyor. Bunu depdiğim AOE damage yapacağın zaman yere açacaksın. Şimdi bu bir. Kaç saniyesi kaldı acaba bunun? Gitmiş. Şimdi. Ee... Çıkmayacağım mı arkadaşım? Çıktı. Bunu en son yapalım şimdi. Bu da diğeri. Ha, hiç güzel olmadı. Bunların kullanımlarını 10 saniye kullanım var. Aslında şunları atsam daha iyiymiş. En baştan DPS'i göstereceğim mi? 2 dakika kullanım Şöyle gösterebilirim bunu. Bu kuldanla uğraşmayalım diye. 45 saniyesi kalmış ama yine de. <laughs> Ayy yıld. Böyle yaparsak skill'lerin kuldanları sıfırlanıyor o yüzden. Uğraşmayalım diye bunu yaptım. Şimdi. Healing için kullanacağımız. statü. Yine bir statü açıyoruz. O şey vardı ya. Cast e, channel halde enerji verdiğimiz bir skill var ya. Suiting mist. Suiting misti. Bak şimdi. Buraya açtık ya bunu. Mesela şuna suiting mist atayım. Gördünüz mü? Şey de statü de benle birlikte heal atıyor. Ekstranın. Ne yapacak bu? Ee, kendi oranında Evet benimkinin yarısı kadar Yarısı %45'i kadar 38 atıyor bu çünkü Bu da 15 atacak %40'ı kadar Falan bir güçte Kendisi de atmaya başlıyor tamam mı Statü bu alta yarıyor healing statüsü Daha fazla tank hillemek için Shooting mist atacağın zaman ekstra Buff verecek çünkü hani kendisi de şey yaptığı için %140 güçte atıyor Oluyorsun aslında Tamam Bu da healing şeyi. Ee, healing statüsü. Yani DPS ve tank yani en ufak bir yararı yok. Çünkü shooting mist atmayacaksın ikisinde de. Vivify atarsın en fazla. Şimdi tank için statü de bu. Geliyorsun yere bunu koyuyorsun. Ne yapacak bu? Etrafındakileri kendi üstüne agro oluyor tamam mı bak şimdi ne diyor yere bir black e, kara öküz şeyi statüsü çağırırız 15 dakika orada durur ve de o 20 yard içindeki herkese sürekli şey atıyor pul satıyor ee, pul neydi nabız şeklinde nabız değil de parça parça e, şey atacak ee, ben niye bugün kelimeleri hatırlayamıyorum ya sürekli etraftakilerin agrolarını üstüne çekecek tamam mı? Ama şöyle bir şey var. istersen diyor provokunu yani şeyini tantunu buna kullanıp etraftaki herkesi ona tantlattırabilirsin de diyor. Ya yani şimdi önce bir bunu yere koyduğunda etrafına agroluyor tamam mı? Sen ekstradan onun üstüne tantunu atıp statünün üstüne kendi tantunu atıp etrafa tantlatır biliyorsun. Sanki o AOE tantu atmış gibi. Bu şekilde AOE tantulara Bak üstünü aldı görüyor musun? Bak bana vurmuyor şu an. Bak şu an bana döndü gördünüz mü? AOE Tantu var bu şekilde. AOE Tantu zaten iki kişi de var sadece. 3 de olabilir aslında. Warrior'da var. Paladin'de final Stand mıydı? Öyle bir ee, şeyle. Dimanshield'in içine girip herkesi kendine tanıtlamak var. Warrior'da AoE taunt var. Bunda da bu şekilde taunt var. Bunun üstündeki herkesi tauntlayıp kendine döndürebiliyorsun. Bak bana döndü. Hiçbir şey yapmadım, için geri dönecek. Çünkü o agro yaratıyor. Tamam mı? Bu şekilde bir skill bu. Eee, şimdi. Statlara girmeye gerek yok bunda. O sonraki iş. Diğer videolarda yapacağız. Şeylere girelim. Ee, ne onladı? Kardeş niye bu kadar zorlanıyoruz? Ben bu şeyden çıkmaktan ya, ha çıktık. Tamam, şeylere, e, ırklara girelim. Irklarla alakalı biraz konuşalım. Şimdi, Monk nerede Monk? Şimdi Monk için bize gereken e, ilginçtir versatility. Versatility tankta da işe yarıyor, DPS'te de işe yarıyor, healer'da da işe yarıyor. Bir şekilde Versatility yıllardır bu monk statların içinde var. Bir şeyin bir e, specialization'ın Versatility kullanması aslında pek hayır alamet bir şey değil. Neden? Çünkü haste'den de crit'ten de mastery'den de yeterince yararlanamıyor ki Versatility'ye Versatility'ye kalıyor diye düşünürsün. Çünkü Versatility ne? Direkt damage, direkt heal onun yarısı kadar da az damage yiyorsun. %1 ıı, damage, %1 healing, %0.5 damage taken azaltma tamam mı? Genel demek ki mekanikler doğru düzgün çalışmıyor ya da yeterince güçlü değil ki bu versatility'yi oraya sokuşturuyorsun. Şimdi bu ıı, şey için, tank için crit versatility mastery. Haste'e gerek yok anlatacağım. DPS iç, ıı, healer için mastery, Heal için kullanılır ama eğer Dungeon'da DPS yapacaksan Mastery'den uzaklaşman lazım. Haste kullanılabilir ama Crit ve Versatility kullanıyorsun. Daha fazla Heal çünkü Heal sıkıntısı var Monk'ta. Monk'un Heal'inde daha fazla Healing veriyorsun. Haste kullanacağına Crit üstünden gidebilirsin ki o da daha fazla şey olsun. Daha fazla ee... Healing Output yapabilirsin. DPS'te ne var? DPS'te de Crit kullanıyorsun. Splization'da göstereceğim e, ee, videosunda. Mastery kullanabilirsin ama Mastery'nin oranı biraz ilginç. Mastery versatility gibisinden gidiyorsun bunda da. Mastery çünkü combo puanı şimdi sınıfa girecek o gireceğiz de Civilization'e gireceğiz de o yüzden çok anlatmak istemiyorum. Ama Mastery şey üstünden gidiyorsun. Haste'e fazla bulaşmıyorsun. Monk'ta Haste'den genel olarak uzak durabiliyorsun. Crit Versatility biraz da Mastery gibi. Tamam mı? O zaman ne yapacağız? Crit veren sınıflara bakabiliriz. Worgen %1 crit işimize yarar. Blood Elf %1 crit işimize yarar. İkinci statülerin hepsini veriyor %0.5. Armorlardan oradan buradan gelen işimize yarar. Damage için %5 buff. Şimdi ee... o kadar sık bir sık sürede atılacak 10 saniyelik burstleri yok bunun. O yüzden Void Elf'e çok gitmez Monk. Tamam mı? Onun dışında bak haste haste veriyor işe yaramaz. Ee, crit de işimiz var %2 iki e, crit demici var bu artı ver, şey olabilir, tauren olabilir. Üstüne Kultiran çok güzel tank olur bundan. Hem yedi damage'in belirli bir kısmını çok az da olsa heal olarak alıyor ee, ve de versatileti veriyor. Versatileti veriyor. Bundan iyi olur tank özellikle. Healer de olur, dps de olur. Hepsi olur versatileti iyi çünkü. Ee, şey için. Yıllardır da düzeltemediler. Düzeltirlerse değişir belki. Crit Haste üstünden gidebilir. Bilmiyorum DPS de. Tank ve healer'ından satıldı lazım. Ee, haste. Hiç gerek yok. Ee, başka bu da Haste. Bu da Haste. Ee, Draenei. Ekspansiyon başında iyi. Söylemiştim bunu. Haste Nom'da var. Goblin'de var. Pandaren. Pandaren eğer yemek yemeyeceksen. Hiçbir şey için iyi değil. Hiçbir... Iı, sınıf için iyi değil ırksalları çok kötü neden çok kötü Sana şu an en iyi şeyi en iyi ıı, Yiyecek buff'ını 76 Şey veriyor Bir tane yiyecek veriyor tamam mı Primary stat yani Agility setere inet eden biri 76 veriyor Drenay'ların zaten Kendi verdiği herhangi bir yemek yemeden ekstradan verdiği Stat 76 ya da üstü Daha fazla o yüzden yemek yemeden zaten olan bir şey niye yemek yiyince sadece alabilen bir sınıf yaparsın? Görüntü dışında hiçbir altı yaramıyor pandalar. <laughs> Dark Iron Dwarf üstündekileri temizlemek için iyi. Cücenin kendisi zaten tank açısından bunlar iyi. Bu DPS'te de iyi olur. Çünkü agility alıyorsun direkt. Zaten statlarda sıkıntı var. Agility alırsan en iyisi olarak geçebilir. Dark Iron Dwarf tank ve şey de iyi. Healer'da da iyi olur. Yani şunu yapabilirsiniz ama crit üstünden giderseniz yine cüce ve taurene kalıyoruz. Undead kötü ork ee, atak power veriyor. Agility verse iyi ama atak power veriyor. Spell var power veriyor ya da ee, yok iyi bir şey yok bunun bence. zandaları kötü, Magaror yani Magarok'la panda yarışır hangisi daha kötü diye. <laughs> Tauren'le cüce var. Ee, tank için, versatility açısından tank artı healer için e, daha da, cool Kultiran ve şey var. High Mountain var. Biraz da Monk'u şöyle hani vurdun mu e, yıkan bir tip olarak düşünmek lazım. O yüzden ufak tefek karakterler yerine daha iyi. Mesela şu tam Hatta yayında bunu şey diye konuşmuştuk. Böyle Yeniçeri bıyığıyla falan Osmanlı gibi yapabiliyorsun. Nerede bu? Bir... Yo şey mi? Ha Mastash varmış. Mesela şöyle bir şeyle <laughs> o hale getirebiliyorsun. O yüzden kultüren güzel olabilir. Hem RP açısından hem de şey olarak statlar falan da iyi uyuyor. Peki başka bir şey kaldı mı bilmiyorum. Ee, Youtube yorumlarına yazabilirsiniz bahsetmediğim herhangi bir şey varsa. Twitch var Twitch yayınıma gelip söyleyebilirsiniz. Ya da Discord'a katılıp oradan sorabilirsiniz bununla alakalı bir şey olursa. Bundan sonra Brew Master videosu var. Daha sonra Mist Beaver, en sonunda Windwalker ve de ondan sonra Paladin'e geçeceğiz. Oy. Peki görüşürüz sonraki videoya. Bay bay.